Arkadaşlar merhabalar. Klişe sorularda şimdi sıra çemberde. Çember biliyorsunuz tartışmasız en önemli konulardan bir tanesi. Çember, analitik geometri, katı cisimler. Gerçekten bizim için çok değerli. Sınavda en çok çıkan yerler. Bu klişe soruları ben hazırladığım zaman katı cisimleri henüz hazırlamamıştım. Burada e, analitik geometriye kadar olacak. Analitik geometri de dahil. Katı cisimleri zaten ayrı bir video, bir 4 video falan olarak anlattım. Klişede o olmayı versin, bozmayayım artık. Onu ekstradan oluşturmaya çok açıkçası söz veremem. Dolayısıyla artık son iki yerdeyim. Bir, çember. 2 analitik. Artık bitiriyoruz. 19 sayfa olmuş kaldı 6 sayfamız bakalım şimdi burada ilk soru benim en önemsediğim yerlerden bir tanesi nedir o teğet kiriş teğet kiriş arkadaşlar sadece açı için değil uzunluk için de önemli nedir teğet kiriş şuraya böyle beta dersek DB yayını görür DB yayı 2 beta'dır haliyle A da aynı yayı gördüğü için aynı yayı gören çevre açılar eşittir teğet kiriş açı da bir e, aynı zamanda çevre açı hükmündedir. Dolayısıyla beta olur A açısı. Şuraya da teta dersek, buraya da teta dersek. Bakın üçgenin iki açısı, şey iki tane iki betası ve tetası oldu. Böylece bunların toplamı 180 derece. Teta artı beta böylece ne geldi arkadaşlar? 90 derece geldi. Yine beta artı teta 90 olduğu için alfa da 90 olmuş oldu. Burada tabii cevaplar önemli değil, kesinlikle çözümler önemli. Yoksa tek başına öyle zaten şıklara bakınca özel bir cevap olacağı belli olur. Biraz yorumları önemsiyorum burada ben. Bakalım BE ile CD yayı eşit verilmiş bu soruda. BAC 30 derece, CAD de arkadaşlar 20 derece. EF kaç derecedir diye soruyor. Kural hatırlatmak istiyorum. Dış ta bir noktada böyle kesişince DA ile BA mevzu neydi hatırlayalım. Bu böyle de olabilir. Bir tanesi de bir tanesi böyle kiriş olup kesen olup kesişebilir dışarıda. Ne olacak o zaman? Şuraya alfa buraya beta dersek beta eksi alfanın yarısı buradaki arkadaşlar x açısına eşit olur. Böylece o zaman şunu söyleyebilirim ben. Buradan yola çıkarak bir kuralı daha hatırlatayım size. Eğer bir yarım çembere böyle teğetse bir açı Burası alfa ise burası 90 eksi alfaydı bu yay. Dolayısıyla 30 ise şu hemen 60 derece demeliyiz. Böylece lazım olursa burayı da kullanırız. 120 derece olur. CD ile de BE eşit verildiği için 60 derece olur. Artık x dersek 60 eksi x bölü 2 20 X de arkadaşlar buradan yani EF yayı da 20 derece olmuş oldu. İki şeyi de hatırladık burada. Hatta madem öyle üçüncüyü de hatırlayayım buradan böyle yaparsak bu alfa ise bu yayda 180 eksi alfaydı arkadaşlar. 149. soru O küçük çemberin merkezi B büyük çemberin merkezi A çemberlerin dış teğet noktası. Buna göre alfa'yı soruyor bize BD ile de DC eşit verilmiş. Bakın şimdi merkezden TT inan doğru kesinlikle diktir. BD ile DC'yi niye eşit vermiş? Tabi hemen orada muhteşem üçlüyü yapıştır diye. Bir de Burada çapı gören çevre açı 90 derece. İkiz kenar dik üçgen olmuş oldu. Artık alfa 45 derece geldi arkadaşlar. 150. soru. O1 ve O2 çemberlerin merkezleri BCD teğet noktaları AO2C 78 derece verilmiş. BAC kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi hemen Çemberde en önemli bilgilerden bir tanesi arkadaşlar. O da nedir? Merkezden TT doğruyu diktir. Onu göstermezse siz muhakkak gösterin. Bir bilgimiz daha var. Böyle merkezle teğet noktasını birleştirirseniz kesinlikle böyle açı ortaydır. Haliyle burası 12 olacağı için buradaki D, A, O, 2 açısı da 12 derece olur. Aynı muhabbet bakın AB ve AC teğet olduğu için AD birleşince merkezle bu da açı ortaydır. 24 derece olur arkadaşlar. BAC böylece 48 derece gelmiş oldu. Evet bakalım BD paralel EF CAD 15 derece CBD 35 derece BC yayıyla EF yayının toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi burada arkadaşlar paralelliği bir kullanmak gerekiyor tabi. Paralellikte durum nedir? Hatırlayalım. DF ile BE yayı eşittir birbirine. Paralel olduğunda yaylar karşılıklı eşittir arkadaşlar. Sonra 35 derece olduğu için burası 70 derecedir CD. Demin de söylemiştim. Kuralımız nedir? Dış ta kesiştiği zaman 70'ten BE'yi çıkarıp 2'ye böldüğümüzde böyle açı yazayım buraya. 2'ye böldüğümüzde 15 olacak. Demek ki burası 40 dereceymiş arkadaşlar. DF'de o zaman 40 derece olacak. Yarım çemberi olduğu için ne gelir? 140 derece gelir. Böylece arkadaşlar EF yayı 140, 70, 40 daha 110. O zaman BC'ye de yine 70 kalır. 140 artı 70, 210 derece yaptı bunların toplamı. 152. soru x1 13 verilmiş. Evet çemberde uzunluk sorularında çok klasik bir soru modeli. Pisagor yapmaya çalışıyoruz tabi arkadaşlar sorularda. Çemberin üzerindeki noktalar bizim için önemli. Pisagor yapma sebebidir. Şimdi ben de bunu bu şekilde değerlendireceğim. Bu BF'yi kullanacağım. Tabi C ve A da üzerinde ama onlar zaten yarı çap olmuş. F'de bir şey yok. Ben kendim yarı çap indiriyorum. Böylece bu hipotenüse benziyor. X'i bulmak için şöyle bir dik indirebiliriz bu çemberlerde bu bizim için değerli arkadaşlar. Haliyle 1 olduğu için çemberin yarıçapı da 13 olduğundan 12. Dikdörtgenden 12. Çemberin yarıçapı 13. Burası 5 oldu. Böylece arkadaşlar x'de de gördüğünüz gibi 8 kaldı. Çemberin üzerinde şu pisagorları bayağı kullanacağız. Böyle arkadaşlar pisagorlar bayağı bizim bir işimize yarayacak. Üzerindeki noktalara dikkat edin. Yine şöyle bakın Çemberin üzerindeki bu köşeler yardımıyla Pisagor'u yapacağız. Şimdi gelelim buraya. Kirişler dörtgeni denmiş. A, D, e, C. 4, 2, 3 ve X var. Kirişler dörtgeninin özelliğini hatırlıyor musunuz? Karşılıklı açılar toplamı 180'dir kirişler dörtgeninde. Bakın mesela burası 110 derece ise bu 70 derece olur. Dolayısıyla artık şöyle bir hamle yapabilirim. Alfa, burası 180 eksi alfa haliyle mecburen ne kaldı e'ye 100 alfa. Sonra kirişler dörtgeni yine buraya beta de 180 eksi beta burası da beta oldu. Böylece kirişler dörtgeninin gerçekten açılardan ziyade şey açılarda zaten önemli ama uzunlukta da gayet önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü benzerlik getiriyor. Bakın artık alfa beta teta BDE üçgeni ve ABC üçgeni Sıralı yazmadım kenar köşeleri sadece benzerlik olduğunu göstermek için. Artık arkadaşlar beta'nın karşısı küçük üçgende 3 bakın. Büyük üçgende beta'nın karşısı 6 benzerlik oranı 1 bölü 2. Böylece neye bakalım şimdi? Ee, alfanın karşısı küçük üçgende 2. Alfanın karşısı büyük üçgende 3 artı x. Böylece x 1 olmuş oldu arkadaşlar. Evet 154. soru ee, bakalım burada bir üçgen var. Bu üçgenin alanı soruluyor. AE sonra EC ve DA yayları birbirine eşit verilmiş. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre 60'ar derece arkadaşlar. Şöyle bakalım. Çevre açıdan dolayı o zaman burası yine 30 derece olur. Şimdi burada... Yine burası böyle 60 derece. C açısı çevre açıdan 30 derece. Haliyle burayı 60 derece. E, ters açıdan bu 60. Mecburen bu da 60. Bir eşkenar üçgen geldi. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4'tür arkadaşlar. Şimdi bakın burada artık biraz tıkanabilirsiniz. Şöyle bir şey yapmak lazım. Bir ek çizim gerekiyor soruda. DA'yı birleştiriyorum. DA'yı birleştirdiğim zaman artık gördünüz mü? Burada bir hamlemiz daha oldu. Bir hareketimiz daha oldu. 60 derece olduğu için şu AE yayı. Burası da çevre açıdan bakın. D açısının bir kısmı yani ADE de 30 oldu. E zaten burası 120 derece. Bu da 30 oldu. İkiz üçgen geldi. AF 4 oldu. Eşkenar üçgen çıkmıştı. Alanı 4 kare, 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten 4 kök 3 arkadaşlar. 155. soru BE8BD4AC kaç santimdir diye sormuş. Ee, bakalım ne söyleyeceğiz? Bir kere çemberde teğet verildiği zaman teğete dikindirmek bizim için gerçekten önemli. Hemen merkezden teğete dikindiriyorum. İlk böyle yapmamız gereken yorumlardan bir tanesi arkadaşlar bu. Dolayısıyla hemen OE'yi birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bundan sonra ne söyleyeceğiz? Burası R, burası da R. 8R, R artı 4. Böylece artık R'ne geldi 6. Şimdi OC'de 6. 2 tane 90 paralel oldu. Artık şunu söyleyebiliriz. Temel benzerlik. Onun 16'ya oranı 6'nın AC'ye oranı. 96 bölü 10 9.6 48 bölü 5'miş arkadaşlar. 155. sorunun çözümü. Evet 156. soru Ln x verilmiş. Lk 2. Kn 3. Ok nedir diye soruluyor. Evet bir uğraşın bakalım ne yapacaksınız. Ben önemsediğim şeylerden birini yine söyleyeceğim. İşte burada n. Burada m noktası. Pisagor yapmak için gayet elverişli. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Bir kere yarıçap çap gördüğünüz gibi. Burada 4, 9, kök 13. Şimdi hemen şöyle m'yi Pisagor yapmak için OM'yi de birleştiriyorum. Yarıçapı zaten kök 13 bulduk. Şimdi burası x. Dikkat edelim. Bize LK'yı da 2 vermişti. O zaman şuraya T desek MT de 2 olur. Yine bir Pisagor daha oldu gördünüz mü? 13 eşittir. E, OT yani 2 artı x'in karesi artı MT'nin karesi 4. Buradan 9, 9 eşittir. 2 artı x'in karesinden x 1 oldu arkadaşlar. Evet 157. soru AB alfa verilmiş CD'de 2 alfa verilmiş. AB 5 santim CD'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. İlginç. Bakın şimdi burada AB'yi şöyle buraya taşısam 5 birim. Buraya da taşısam 5 birim. Çünkü alfa alfa ya zaten 2 alfa olduğu için evet gerçekten böyle bir ctTD birlikteliğiyle Totalde 2 alfayı elde ederim. Orasında böyle 5 görmüş oldum arkadaşlar. Şimdi bu arada şunu da söyleyelim. Burası geniş açıdır kesinlikle. Neden? Bir kere 90 derece olsaydı çapı görürdü. 90'dan daha büyük bakın şöyle gördünüz mü? Burada kesin bir şey var ki t açısı geniş açı. Geniş açı olduğu zaman da buraya x dersek x kare arkadaşlar ne olur? 5 5 e, böylece 25 artı 25'ten 50'den büyük olur. Böylece x köke elden büyük olur ama bize x'in en büyük değerini soruyor. En küçük değerini sorsa aslında daha kaliteli bir soru olurmuş. Böylece 5 artı 5, 10, 10'dan da küçük olacak. Alacağı en büyük değer maksimum 9 gelmiş oldu arkadaşlar. 158. soru BC ile BD oranı soruluyor. Bakalım şimdi ee, 2 3, orası da 4 verilmiş. Şimdi yarı çap kaç santim fark ettiniz mi? 5, Allah. Pardon. Yarı çap arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 santim. E, o zaman şimdi şu OA'yı birleştirirsek soru söylemezse bile ben buranın artık 90 olduğunu görmeliyim. Bir dik üçgen oldu. OF dikse merkezden kirişe inendik. Kirişi ikiye böler. Burası da 4 olur böylece. Haliyle o zaman yükseklik aynı zamanda kenar ortay olmak zorunda. Dolayısıyla böyle bir durum oluştu. Şimdi bakalım açı ortay yapacağız gibi görünüyor. Çünkü bizden BC'nin BD'ye oranı soruluyor. Hemen o zaman yarıçaptan şurayı da 5 bulayım. 8, 4, AC, 4 kök 5. 2, 4, AD, 2 kök 5. Buraya X de, CB'ye de, Y'de. de. Kenarların oranı parçaların oranına eşit arkadaşlar. Böylece y'nin x oranı ne geldi? 2. Bizden ne istiyordu? BC'nin BD oranı. Böylece 2 olmuş oldu sorunun cevabı. Fena bir soru değil açı ortağı yaptık çünkü. Şimdi güzel bir tane daha soruya geliyoruz. Lütfen burada da hep durdurun zaten tamam ama bunu özellikle durdurun ve izleyin. Hadi şey çözün ve sonra izleyin. Şimdi ABC'de hem teğetler dörtgeni hem de kirişler dörtgeni demiş. Kirişler dörtgeninin özelliği neydi? Karşılıklı açıların toplamı 180 derece. Dolayısıyla 2 alfa artı 2 beta 180. Güzel tarafı ne? O zaman alfa artı beta 90'dır. Burası beta ise mecburen burası da böyle alfa olacak ki toplamları 90 olsun. Bu bizim için güzel bir durum oluştu. Böylece bakın iki üçgen benzer oldu. Bu kenarda duruyor. Şu an kirişler dörtgenini kullandım. Bir de teğetler dörtgenini kullanalım. Teğetler dörtgeni böyle bir çember oluşturacak şekilde olur. Teğetler dörtgeni ABC'dedir. Bu da teğetler çemberi gibi oluyor bir nevi işte. Dolayısıyla Burada merkezden TET doğru diktir. Dolayısıyla aslında E arkadaşlar merkez olmuş olacak. Haliyle o zaman E'den H'a ve E'den F'ye inendik. Aslında ne? Yarı çap. Böylece arkadaşlar alfanın karşısı R, alfanın karşısı 9, betanın karşısı 4, betanın karşısı R, R kare 36, R6 oldu. EF ile EH'ın toplamı da 12 oldu. Nereden biliyoruz E'nin kesinlikle merkezi olduğunu? Dediğim gibi bu teğetler dörtgeni olacak arkadaşlar. Açı ortayların kesim noktası aynı zamanda artık daha ne olsun? Çünkü açı ortayın kollarına inen dikler eşittir böyle. Haliyle bunlar da birbirine böyle eşit olmak zorunda. Teğetler dörtgeni. 160. soru klasik bir soru ama tabii ki buradaki soruların hepsi klasik soru, klişe soru. Bu önemli gördüğüm klişe sorulardan biri. Bakalım şimdi ne diyebiliriz? Ee, çözmeye çalışın ama burada biraz çözüm ezber bence. Şimdi size bir kirişler, kirişler diyorum pardon. İki tane çemberden birinin merkezini diğerinin üstünde verirse şunu bekliyor arkadaşlar. Bu AO1 ile O1C'yi birleştirin. Lazım olursa diye ne olur ne olmaz. Bunlar da dursun. Faydası ne olacak? Bakın soldaki küçük çemberde 70 olduğu için aec yayı 140. Merkez açıdan o zaman O1'de 140. Şimdi lütfen çok dikkat edin. Aynı zamanda büyük çemberde AO1, AD, DC ve OC birer kiriş. Böylece kirişler dörtgen oldu. Alfa da arkadaşlar. 40 derece oldu. Sağdaki çemberde kirişler dörtgeni. Bakalım 161. soru. Şimdi yine bir teğet verilmiş. DCCE. O zaman bir noktadan indirilen teğetler eşittir. Hemen görün. Bu basit önemli bir şey bizim için. Yine bir noktadan indirilen teğetler eşittir. 9, 9. Yarım çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. E, dik yamuk sorusu işte. C'den indirdi ki. Burası 1 oldu. Buraya kaldı 8, 18, 6. Dolayısıyla burası da 6. R eşittir 3 oldu arkadaşlar. 162. soru bir kuvvet sorusu. Ya çözeyim öğretmenleri öğretenleri olabilir. Şimdi burada şöyle bir durum var. Artık kuvvet kalktı müfredattan. Kuvvet sorularını da yapabileceklerimizi böyle normal çember bilgisiyle yapmaya çalışıyoruz. Ama bazı öğrenciler şey öğretmenleri anlattığı için bunu da böyle bir göstermiş olayım bakayım ne ne diyeceğiz. Ee, dış kuvvet diye bir özellik vardı arkadaşlar. Dış kuvvette tabii ki kirişi kesinlikle tamamlamalıyız. Buraya böylece x diyeceğiz. Sonra da kuvvet şuydu. AT'nin karesi küçük parça sonra böyle tamamı. 1 çarpı 1 artı 2x. Böylece de x buradan arkadaşlar kaç geliyor? Ee, 4 geliyor. Bu çok da üzerinde durmayayım. Böyle bir özellik arkadaşlar. Gelelim şimdi bu x'e. Ee, bu x'te ne yapabiliriz hemen bakalım. Yine benim önemsediğim bir mevzu. Şimdi burada ilk etapta bir şey görünmüyor gördüğünüz gibi. Ama şunu söyleyebilirim. Burada bakın buraya alfa dersek kirişler teğet kiriş açı. Haliyle b açısı da kesinlikle alfa. Sonra burası beta olsun. İki açısı aynı oldu bakın. Alfa, beta, teta. O zaman şuranın tamamı da teta bu iki üçgen yani CAD ve ABC benzer üçgenler geldiler arkadaşlar. Şimdi buna göre artık ne söylerim? E, benzer kenarlar var mı? Evet. Alfanın karşısı küçükte 3, alfanın karşısı büyükte 4. Benzerlik oranı 3 bölü 4'müş. O zaman bakalım şimdi. Teta'nın karşı, şey, beta'nın karşısı küçükte x, büyükte 8. X buradan 6 oldu arkadaşlar. 164. soru yine e, bir bakın isterseniz. Şimdi 5, 4, x, y verilmiş. Aslında burada kosinüs bu, teoremi bu arada olabilir ama yapmak zorunda değilsiniz. Ben şimdi başka bir şey yapacağım. Buraya alfa diyorum. Kirişler dörtgenin özelliği 180 eksi alfa. Burası alfa oldu. A, beta diyorum. 180 eksi beta. Burası da beta oldu arkadaşlar. Artık o zaman ne söyleyebiliriz? Alfa, beta 3. açıya da teta diyelim. DEC üçgeni ile ABC üçgeni benzer. Şimdi burada alfanın karşısı büyük üçgende 12, alfanın karşısı küçük üçgende 6. O zaman betanın karşısı 7 ise betanın karşısı büyük üçgende y artı 6, 14 olması için y 8 gelir. Sonra e, teta'nın karşısı küçükte 4, Büyükte arkadaşlar x. x de buradan ne geldi? Benzerlik oranı 2 olduğu için 8. Totalde o zaman x artı y de 16 oldu. Arkadaşlar şimdi 165. soruya geldik. Ee, yine 4, 6, ad neresi? Ad'de 8 verilmiş. Tamam şöyle. Burası 8 diye söylüyor. O zaman bir kere... Merkezden kirişe inen doğru kirişi ikiye böler. Dikinen doğru. Dolayısıyla 14 olduğu için burası 1 olacaktır. Burası da 7 olacaktır. Bize şimdi x lazım. Özellikle bakın a ve b tamam mı? Bizim için şu c noktası da hipotenüs adına önemli olabilir. Kullanabiliriz gibi görünüyor soruda. Şimdi bu çemberin yarı çapı ile ilgili ne söyleriz? 1. Burası bakın yarı çapı verir. x kare artı 7 karesi 49. R kareyi eşittir. Başka nasıl yarıçapı bulabiliriz? Şimdi onu da göstereyim. O'dan bir de C'ye çekersiniz. Şöyle bakın eski üçgen bilgilerimiz burada işe yarıyor. Pisagor yapıyorduk ya bakın X. Şöyle burası da X dikdörtgenden. Burası burada çemberin üstünde değil. Normal kendim dik üçgen yapıyorum şu an. Ha pardon orası 1'di. Burası dikdörtgenden 1. Şurası dikdörtgenden 4. Bak burada da bir Pisagor var gördünüz mü? Dolayısıyla o da ne? 4 artı x'in karesi artı 1'in karesi. Böylece x kare artı 49 16 artı x kare artı 8 x artı 1 oldu. x kareler gitti. 48 eşittir 8 xten x arkadaşlar 6 gelmiş oldu. Aa, bir dakika şu 16'yı unutmuşum pardon. Çıkarırken fark etmişsinizdir sizde. Ee, 16 bir daha 17. 49'dan 17 çıkarsa 32 eşittir. 8x olacak. x 40 affedersiniz Bu şekilde bunu da halletmiş olduk arkadaşlar. 166. soru. Eş merkezli iki tane çember var. İkisinin de merkezi o bakın gördüğünüz gibi. E, x verilmiş ce uzunluğu bizden ce yani x'i istiyor. Bir kere eş merkezli olduklarına göre merkezden kirişe inen dikme kirişi 2'ye böler. Küçük çemberde 5-5. Bu arada büyük çemberde de aynı muhabbet var. O zaman bakın burası mecburen 2 olmak zorunda ki haliyle 2'ye bölsün merkezden kirişe inen dikme. Yine aynı şey arkadaşlar küçük çemberde de var. Şey diğer sağdaki kirişte de var. Merkezden kirişe inen dikme kirişi 2'ye böler. X bölü 2, X bölü 2. Büyük çemberde de burası x bölü 2 artı 3 ise yine burası da x bölü 2 artı 3 olacak arkadaşlar. Şimdi sorunun bundan sonraki kısmı mecburen arkadaşlar kuvvet oluyor. Evet kuvvet müfredattan kalktı ama enteresan bir şekilde bazen soruyorlar nedense. O yüzden ben de bunları engellemek istemiyorum. Ben hocam dinlemek istemiyorum burayı diyenler devamını geçebilir. 2 çarpı 12 Hemen kuvveti göstereyim. Küçük çemberde kuvvet yapıyorum. Küçük parça tamamı eşittir 3 çarpı buranın tamamı. O da 3 artı x. Dolayısıyla arkadaşlar x buradan 5 gelmiş oldu. 167. Soru e, 17 verilmiş. DC çap bakın orası. DA da 11 verilmiş. Şöyle burası 11 verilmiş. Bizden x isteniyor. Bir kere şöyle e, birleştirebiliriz. E, birleştirirsek zorunlu olarak 90 derecedir. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. Dolayısıyla d, de çap olduğu için onu kullanabiliriz 90 derece olarak. O zaman burada bir dikdörtgen oldu. Burası da x oldu. Buraya 11 eksi x kaldı arkadaşlar. Şimdi şuna da dikkat edelim. Merkezden kirişe inen dik kirişi 2'ye böler. Haliyle 8.5 8.5 buranın da ne olması gerekiyor? 8.5 o zaman direkt yamukta orta taban geldi. Şuralar hatta 11-x ve x dememe de gerek kalmadı. 8.5 neyi eşittir? 11 artı x bölü 2. Böylece x de arkadaşlar buradan 6 olmuş oldu. Evet abcd bir dikdörtgen efgt değme noktaları. AD yarım çemberin çapı 5 ve 8 verilmiş. Çemberler dıştan teğetse arkadaşlar neye dikkat etmeliyiz? Bakın merkezlerini kesinlikle birleştirmeliyiz. Dolayısıyla merkezlerini birleştirmek bizim için ilk hareket. İçten de teğet olsa dıştan da teğet olsa. Sonra ne söyleyeceğiz? Standart artık çember bilgisi. Bu hareket kesin yapmalısınız. Sonra O'dan F'ye indiriyorum. Bakın bu şekilde. Sonra burada bir dik yamuk oldu gördüğünüz gibi şöyle. Artık o zaman devam edelim. Burada bir dik yamuk var. Merkezden de teğete dik indireceğiz. Şöyle ve şöyle. Küçük çemberin yarıçapını bilmiyoruz. R, R, R bakın. Sonra dikdörtgenin bir kenarı 5. O zaman 5 R. Yarıçapı büyüğün 4, 4, burası da 4. Küçüğün R. Bakın yamuk geldi. Gördünüz mü? Ne yapacağız artık? Standart yamukta dik yamuğu dik üçgene döndür. Indir böyle r olur, karşılık kenarlar eşit dikdörtgenden dolayı yine 5 eksi r, yine dikdörtgenden dolayı kaldı buraya dikdörtgen diyorum pardon ee, kenardan dolayı tamamı 4 olduğu için 4 eksi r kaldı. Böylece bir Pisagor oldu, bir kenar bakın 4 eksi r, bir kenar 5 eksi r, hipotenüs de 4 artı r. R'ye kaç vermeliyiz? 1. Böylece 3, 4, 5 üçgeni oluyor. Pisagor yapmaya da gerek kalmıyor. 169. soruda taralı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre x kaç santimetredir diye sormuş. Taralı alanlar bir harflendirelim o zaman. A diyelim buraya. Buraya da A diyelim. Bence boşluğa da harf vermeliyiz. Burası da B olsun. Şimdi burada ne yapabiliriz? 30 dereceyi kullanmak adına şu B'yi bir önce sileyim. Oraya yine harflendiririz. Şöyle bir Çapı gören çevre 90 dereceyi kullanayım arkadaşlar. Buraya da A yazayım. Şuraya da böylece B yazayım bakın. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar aslında şu taralı olmayan bölge A artı B oldu. Fark ettiniz mi? Bir hareket daha yapayım. Burada şu bölge de A artı B oldu. Tabi onu öyle bir karaladım ki o şey gitti. Şöyle yapayım. Bakın burası da A artı B geldi o zaman hem dik üçgenin alanı A artı B hem de sarı bölgenin alanı A artı B Burası zaten merkez açıdan dolayı 60 derece ee, Sonra yarı eşit mecburen böyle 60'ar derece oldu 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 6 Yarıçap 6 36 Pi bölü 6 A artı B'yi eşit doğru mu 6 Pi A artı B geldi Sonra arkadaşlar şu BDC dik üçgeninin alanında A artı B geldi. O da neye eşit? 6 çarpı x bölü 2. 3x'e eşit. Demek ki 3x eşittir. 6 pi'den x 2 pi olmalıymış. Bu sorunun da cevabı. Fena bir soru değil bu teste göre. 170. soru. Yukarıdaki şekilde BC AB çaplı çap dairenin çevresine eşit olduğuna göre demiş. Alan ABC kaç santimetre karedir? AB çaplı dairenin çevresi nedir? 6 pi değil mi? O zaman BC'de 6 pi olacak. Alan ABC nedir diye soruyor. 6 pi çarpı 6 bölü 2'den tabii ki 18 pi bu kolay sorunun cevabı. Bakalım 171. soru. İki çember içten teğet arkadaşlar. Büyüğün çapı evet belli 16 ama küçük çemberin yarı çapını bilmiyoruz. Taralı daire alanını nasıl bulabiliriz taralı bölgeyi? Tüm daireden beyaz daireyi çıkararak. Onu nasıl bulacağız? Orada da arkadaşlar şunu söylüyoruz işte. İki çember, dıştan teğetse, içten teğetse fark etmez. Uzunluk alan sorularında bence böyle bir birleştirmek lazım diyordum. Merkezlerini birleştirdim. Kendim böyle bir o bir yazayım buraya. Büyük çemberin yarıçapı 16 yani 8 geldi çapı 16 olduğu için. Küçüğün bilmiyorum r olacak. Burası o zaman ne olacak? 8 r Hemen ne yapacaksın? Merkezden teğet dik indireceksin ki bir anlamı olsun. Teğet var sonuçta küçük çembere. A, teğet. Böylece burada bir Pisagor. Yarı çap 8 olduğu için buraya da 4 kalır. İşte R, 4 ve 8 R. Buradan da R'ne geldi. 3. 3 yazarsak 3, 4, 5 oluyor. Dolayısıyla büyük dairenin alanı, yarım dairenin alanı 8 olduğu için 64 pi'nin yarısı. Küçük dairenin alanı yarı çapı 3 olduğu için 9 pi. 32 eksi 9 pi'den 23 pi oldu arkadaşlar. 172. soruda diklik verilmiş 4, 2, 4 diye bir kere soruda hemen şunu görebiliriz. Merkezden inen dik kirişi ikiye böler. O yüzden merkez buranın üstündedir. Yani B'de çap olmalıdır. Bu durumun gerçekleşmesi için arkadaşlar. Taralı bölgeden de kastı muhtemelen şurası arkadaşlar ve burası o çıkmamış tam AD'nin olduğu bölge. Burayı istiyor bizden. Şimdi ne yapalım o zaman? Madem BD çap artık. O zaman şunu söyleyebiliriz. DC'yi de birleştirirsek bunlar da birbirine eşit olacaktır. Çünkü merkezden kirişe inendik kirişi ikiye böldüğü için burası açıortay. Açıortaydan dolayı kirişler eşit buradaki Kirişler eşitse yaylar da eşittir arkadaşlar. Böylece artık şunu söyleyebiliriz hem kiriş hem yay eşit olacağı için AD yayındaki oluşan alanı buraya taşıma hakkınız var. Böylece o zaman şu durum ortaya çıktı. Şu sarı bölgeyi çıkartırım yarım daireden. Böylece kırmızı taralı bölgenin alanını bulurum. Yapıyorum bakın. yarıçap çap bulalım. Öklit var dikten dikindiği için. 16 eşittir 2 çarpı 8. Demek ki çap toplamda 11'inmiş. Yarı çap 5 geldi pi 25 bölü 2 yarım çember. Eksi arkadaşlar neye eşit olacak? Dik üçgenin alanına 10 çarpı 4 bölü 2'den 20. Demek ki 25 pi bölü 2 eksi 20 imiş taralı alanlar toplamı. ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarı çapı sorulmuş. Çevrel çemberin yarı çapı nedir arkadaşlar? Merkezi hemen gösterirsek bakın böyle. O zaman artık Burası 120 derece olur. Şimdi şu BC uzunluğunu bulabiliriz. Nasıl? Hemen kenarda yapalım. 60 derece 10 var 8 var. Hemen diki indir böyle. 90'ın karşısı 60'ın karşısından olacak şekilde böyle. 90'ın karşısı 10. 30'un karşısı 5. Sonra burası 3 oldu. Burası da 5 Gök 3 oldu. 75, 9 daha ne yapar? 84 yapar. Kök 84 arkadaşlar artık burası. Kök bölersek nedir? A, A, A kök olacak çünkü. 30, 30, 120 üçgeni. Böylece 28. Yani burası 2 kök 7'ymiş. Bizden zaten çevrel çemberin yarı çapını istiyordu bakın. Bakalım şimdi 74. 174. soruya. Alan ABC 16 santimetre kare verilmiş. Bizden yarım dairenin alanını istiyor. Güzel. Şimdi DC AB'ye niye paralel verilmiş olabilir? Ona dikkat edelim arkadaşlar. Paralel iki doğru arasında asla üçgenlerin alanları değişmez. Dolayısıyla bu ABC üçgeninin alanıyla şöyle yaparsanız ADB üçgeninin alanı aynıdır. Paraleller arası yükseklik değişmediği için taban da değişmediğinden alan değişmez. Böylece artık burada arkadaşlar ne olacak? İkizkenar bir üçgen olacak. Neden ikizgen bir üçgen olacak onu da söyleyelim. Merkezden t', t inen doğru diktir. Paralellikten burası da diktir. O zaman ikizkenar üçgen olur. İkizkenar üçgen olduğu için de tabii ki burası artık ikizkenar dik üçgen oldu. Bu üçgenin de alanı 16 birim kare yeşilde taradığım. Ee, ne diyeceğiz? Bir kenarına A, diğer kenarına A diyelim. A kare bölü 2 16. A arkadaşlar buradan 4 kök 2. A4 kök 2 ise hipotenüs 8. Yani yarı çap neymiş? 4. Demek ki dairenin alanı 16 pi'nin yarısı olacak. 8 pi bakın bu da. Evet geldik 175. soruya. Tarılı alanlar eşit verilmiş. Alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi şuraya da şöyle bir S3 diyelim. S1 artı S3 yarım dairenin alanı. Buraya R diyelim. Pi R kare bölü 2 yapar. Sonra arkadaşlar S2 artı S3 de o zaman S1 eşittir S2 olduğundan yine aynıdır. Pardon. Neredeydik? Buradaydık. Evet. Böylece bu daire diliminin alanı da aynıdır. Onun yarı çapı ne? 2R. Pi 4R kare alfa bölü 360. S2 artı S3, S1 artı S3'e eşit çıkmıştı. S1 ve S2'ler eşit olduğu için. Böylece pi r kare bölü 2 eşittir. Pi 4 r kare alfa bölü 360. Pi'ler gider. R kareler gider. Burada 360 bölü 4 9 90. Bunlar da gitti. 45 derece alfa eşittir.